Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte admin fal sandım. Evet arkadaşlar efsane beğeniler atmışsınız, efsane yorumlar atmışsınız. Baya bir kapışma vardı yorumlarda gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir kapışmaydı. Çok merak ediyordum sonucunu. Kimin kazandığını da söyleyeceğim. Kapışma kimler arasında olmuştu? Feguli kadromda olmasına rağmen zaten saçma gelmiş size de. Abdülkadir Ömür, Tyler Boyd ve Moses arasındaydı. İki oyuncu arasında aşırı büyük bir kapışma vardı. Şimdi sizlerle birlikte onun hakkında ne yapacağımı hemen söyleyeceğim. Ancak arkadaşlar ilk olarak sizlerin şu beğenilerin sayesinde hemen bir ben Falcao'yu alıyorum. Bu arada bakın hala beğeni olmamış olabilir. Hemen sizden bekliyorum yani. Hemen bekliyorum dediğim gibi. Falcao için beğenmeye devam edin. Bir önceki videomuzu hemen şöyle 81 ya yapıyoruz. Pozisyon Santrafor ve Admin Falcao sandım. Hemen şöyle geliyoruz abi fiyat olarak da. 350.000 coins yazalım ve Falcao'yu takımımıza alalım 303.000 coins'e var 283.000'e de var o yüzden arkadaşlar ben şöyle bir 275.000 coins yazacağım Falcao'yu alalım sonra kimin kazandığını söyleyeceğim gerçekten çok heyecanlıyım Falcao vardı 105.000 coins filanmış hemen 105.000 coins de yazalım o zaman ama artık gelir misin Falcao evet bakalım 103.000 coins gördüğünüz gibi en azından 100.000'in altına düşmemiş arkadaşlar ayıp olmasın diye 100.000'in altına koymamışlar 102.710 koyu ise Radamel Falcao'yu aldım arkadaşlar. Hemen kadromuza Falcao'yu bir koyalım. Falcao'yu bir kadromuza koyalım. Çok heyecanlandım şu anda. Falcao'nun boost'u bir de 9 gelmiş. Of abi müthiş görünüyor. Gerçekten müthiş görünüyor. Yükseltmek de istiyorum aslında Falcao'yu ama arkadaşlar birazcık bekleyelim. Çünkü başka oyuncular için harcamam gerekebilir boost'ları. Çünkü arkadaşlar şimdi sıradaki ismi hemen söylüyorum. önerilerinizde yapacaksınız bu arada. Onu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar hemen söylüyorum. İrfan Can kahveci yerine istediğiniz oyuncu Boyd ve Moses arasında aşırı büyük bir kapışma vardı. Ama Moses kazanmış. Bugün sizlerle birlikte Moses'ı alacağız sağ orta sahamıza. Ama şöyle bir şey yapacağım. Sol orta sahaya Boyd için bir tane daha şans vereceğim. Sol orta saha için 3 tane isim vereceğim size arkadaşlar. 3 isimden birisi yine kazanacak. Yani Geri geç bir sonraki videoda değişiyor bu arada haberiniz olsun. Onunla ilgili de hemen Moses'ı aldıktan ve yükselttikten sonra hemen sunumumuzu yapacağım. Yani size kimleri alacağımızı soracağım. Bakalım yine en beğenilen kim olacak hep birlikte söyleyeceğim şimdi. Ve şimdi arkadaşlar Moses'ı alıyorum. Moses'ı alıyorum. Bu sefer de Fenerbahçe'den 4 oyuncu olmuş oldu abi. Siz dengesizsiniz gerçekten. Kimi istediğiniz, hangi takımdan oyuncu istediğinizi bilmiyorsunuz. Ben gerçekten çözemedim şu an. Moses bu arada 77'lik olan kartını alıp Yükselteceğiz sizlerle birlikte hemen kaydı tarama dedim. Moses 146 bin coins görünüyor. Hemen şöyle 147 bin coins yazalım fiyat olarak. 147 bin coins. Victor Moses. Evet 146 bin coins'e var. 145 bin e de var. Hemen şöyle 145 binlik olan Moses'ı alıyoruz. Bu kart ne kartı gerçekten bilmiyorum. Garip bir kart ya. Derbi kartıymış. Vay gerçekten güzel bir kart. Hemen arkadaşlar şöyle geliyoruz. Dizilişimiz de mükemmel olmadı mı? Herkes artık dizilişinde oynuyor bir de. Böyle de daha da güzel oldu. Gerçekten müthiş oldu. Hemen arkadaşlar Moses'ı tabii ki yükseltmemiz gerekiyor. 80 ratinge kadar. En azından yükselteceğiz yani. 10 bin, 5 .000 basalım bir de. 81 yapacağım ya. 81 yapalım Moses'ı da. Moses'ı da 81 rating yapıyoruz. Tam 188 bin coins verip Victor Moses'ı da 81 rating yapacağız. Bu arada yakında arkadaşlar beğenileriniz çok iyi gittiği için size bir sürprizim var. Yakında kadro yükseltme videosu gelecek. Yani bütün beceri geliştiricileri öncelikle fullleyeceğiz. Sonrasında bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Hani kadrodaki oyuncuları bayağı bir yükselteceğiz. Gaza geldim çünkü bayağı bir iyi ilerliyoruz şu anda. Şu an Falcao da 90 gen. Vedat Muriç de 90 gen topladığımız durumda. Takımımız 92 gen 154 kimya oldu. Mükemmel bir takımımız var şu anda. Ve arkadaşlar bir sonraki bölüm için sol orta sahaya kimi alalım? Tyler Boyd mu? En Envaka mi? Yoksa Adem Büyük mü? Sol ortası önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda yine büyük bir savaş çıkacak. Fenerbahçe'den 4 oyuncu olduğu için arkadaşlar artık Fenerbahçe'li oyuncu koymadım. 3'e ee, e düşecek Fenerbahçe'li oyuncu. Eğer Beşiktaşlı gelirse şu an 3 tane Beşiktaşlı ve 3 tane de Galatasaraylı. Yok 4 tane Galatasaraylı var bu arada şu anda. 4 tane de Galatasaraylı olacak. Haftaya da sol bekimizi zaten muhtemelen değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Hatta sağ alacağız onun yerine. Bakalım Süper Lig'de sağ bek kimi yerelim? Haftaya önerimde sağ olabilir. Onu da söyleyeyim. Haftaya dediğim 2 gün sonraki videoda yani. Şimdi bakalım iki gün sonraki videoda kimi alacağız? Beğenilerinizle oyuncuları yükseltmeye, transferlerime devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ve şimdi sizlerle birlikte hemen yeni kadromuzla, kadromuzun bu hali. Bakalım şimdi Falcao ile Vedat Muriç karşılaştırmak çok istiyorum. Yani gerçekten Şimdi hız olarak 67, 86, 68 diyelim en üstteki özellikler. 62, 89, 57. Sadece şut olarak Vedat Muriç üstün, üst taraftaki özellikler. Çeviklik 78, 44, 76. Fizik olarak Vedat Muriç'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. 70, 32, 75. Bir dakika. 70, 32, 75. Oha fizik olarak Falcao nasıl daha yüksek? Ve Falcao'nun boost'u gördüğünüz gibi gol makinesi arkadaşlar. Bakalım ikinci dönem aralarında gol krallığı yarışı bile olabilir. Ben hani bekliyorum böyle bir yarış. Şöyle değiştirdim Falcao'yla Vedat Muriç'i. Şunları da değiştirelim abi. Niye kimya düşüyor böyle ya? Kimya düşmesin artık. Neyse tamam bu şekilde yapalım arkadaşlar. Kimyamız daha da yükselecek merak etmeyin. Hemen ana ekranımıza geliyoruz. Division Rivals'a giriyoruz ve buradan bir maça daha gireceğiz. Hemen oynaya bastım. Oyna tuşuna bastım ve sizlerle birlikte bir maça daha gireceğiz. Bakalım bu maçta başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. %100 doldu. Oyun kaynağımız yüklendi. Ve şimdi maçımıza başlayacağız. Falcao, Muric, Moses, Hutchinson. Abi kadronun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten mükemmel görünüyor. Roldan, medal. Sabitzer filan da Kadromuz da var arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman kadromuza başlayalım. Videomuza başlayalım daha doğrusu. Evet. Falcao da geldi kadroya. Şu an heyecanlandım. Bakalım neler olacak. Vedat Muriç. Sağ santraforda Vedat Muriç var. Vuramadı topa. İkili santrafor süperlikte uzun zamandır böyle bir diziliş yok. Artık futboldan kalktı zaten ikili santrafor neredeyse. Vedat Muriç. 1-1 oldu. Güzel. Vedat Muriç. Abi yapma Vedat. Kim vuruyor? Caner. Caner iyi vurur. Caner iyi vurur. Caner erkin. Çok güzel vurdu gerçekten. Radamel Falcao şimdi. Falcao ilk topla buluşması. Falcao. Falcao kaçırdı. Abi geri orada kes. Ne yapıyorum ben? Çabuk çabuk. Bir maç daha mı yapacağım abi? Şu an ben bu maçı kazanamazsam olmaz çünkü. Vedat Muriç 3-3 yaptı durumu. Vedat Muriç bir daha top aldı. Vedat Muriç 4-3. Vedat çok güzel pozisyonlar yakalıyor. Vedat bir daha aldı. 5-3 yaptı Vedat. Bildiğiniz şu anda bizi kurtardı. Vedat. Veda ah yapma yapma yanlış zamanda yaptım. Falcao'ya niye pozisyon gelmiyor derken Falcao'ya geldi şimdi de. Radamel Falcao. Falcao ceza sahası içinde topla buluşunca kaçırmaz. Radamel Falcao. Radamel Falcao o bir gol makinesi. Vedat Muriç kafa vuramadı. Geri Rodriguez'in ortasında. Falcao. Radamel Falcao. Falcao. Penaltıların ustası. Falcao penaltı golünü de attı. Şimdi Vedat Muriç'e bir pas Falcao'dan. Vedat Muriç out. Abi bir dakika şu anda bu maçın dönme ihtimali var. O yüzden Falcao'yu açacağım lan kafa ortasına. Falcao çok iyi yükseldi. Vedat Muriç'in boyu uzun olmasına rağmen Falcao'yu açmaktan yana kullandım. Ve gerçekten beni şaşırttı. Şaşırtmadı aslında yani beklediğim oldu. Ve 8-7 kazandık maçı. Gerçekten mükemmel oldu. Abi her maçı kazanıyoruz artık. Çok heyecanlıydı. Bu arada ilk defa böyle heyecanlı bir karşı atak maçı oynadık bu seride. Güzel oldu. Hemen arkadaşlar ana ekranımıza gelelim. Süper güç kadromuza girelim. Gördüğünüz gibi Radamel Falco, Vedat Muric, Victor. O abi mükemmel oldu kadro. Gerçekten çok iyi görünmüyor mu? Bence harika görünüyor arkadaşlar. Umarım sizler de kadroyu beğenmişsinizdir. Gerçekten süper. Tabi her videonun sonunda biz ne yapıyorduk abi? Paket açıyorduk. Coins'imizde birazcık fazla var. Tabii ki bu coins'ler gidecek arkadaşlar. Oyuncu yükseltmesi bayağı bir yapacağım. Yani bayağı bir yükselteceğiz. Hadi bir 50 binlik paket açalım. Bakalım 50 binlik paketten ne gelecek? 50 binlik pakete bastım. 50 bine bastım. Bakalım ne olacak? 70 artı bir oyuncu gelecek. Bakalım bu 70 artı oyuncu kim olacak? Abi lütfen bir elit gelsin ya. Lütfen bir tane elit. Şikellerup. Mackenzie, Bir tane daha açacağım. Çünkü 70 geldi abi. 70 bana uymuyor abi. 70 hiç bana göre değil. Ben 70'lik adam sevmem. Bana daha yüksek ver. Yükseltelim abi daha yükselt ya gitmiş ya. Yükselt. Yükselt. Yükselt abi. Hadi be oğlum. Kim donk boom. Bu, bu Yine etmiş. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. 70'lik oyuncuları çıkartı çıkartı artık ben bir hal oldum. Artık delirmek üzereyim yani. Ücretsiz paket varsa onu da açalım diyeceğim. Ücretsiz paket yokmuş arkadaşlar. Hemen ana ekranımıza geldik. Kadromuza da girdik. Gördüğünüz gibi kadromuz 92 ya 154 kimya. Moses geldi yeni transfer olarak ve Falcao geldi. Bunların hepsinin boostuna kadar her şeyini yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Tyler Boyd mu? En vakaya mi yoksa Adem Büyük mü gelsin? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Video like ve yorum atmayı da unutmayın. Ve arkadaşlar şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan şuradaki iki videodan herhangi bir tıklayarak da efsane ötesi çok güzel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum bunu da istiyorum unutmayın tekrardan diyorum ve bye bye.